Yazılım eserleri fikir ve sanat eserleri kanunu gereği eser olarak nitelendirmişlerdir. Tüm eserler içinde mali haklara ilişkin devirler ve işlemler yazılı olarak yapılmak zorundadır. Yazılılık yeterli bir şekil şartı değildir. Bunun dışında hangi hakların, yani kanunda tanımlanmış olan çoğaltma, işleme, yayma, telli telsiz araçlarla iletme ve temsil haklarından hangilerinin verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir. Yani tüm haklarımı devrediyorum türü ifadeler de geçerli değildir. Yazılılık şartına ya da bu özel şekil şartına, yani tüm hakların, hangi hakların verildiğinin belirtilmemesi ya da yazılılık şartına uyulmamasının sonucu işlemin batıl olması, yani geçerli olmaması, yapılmamış sayılmasıdır. Bunu şununla örnekleyebiliriz. Örneğin bildiğiniz gibi gayrimenkullere ilişkin işlemlerin, devir işlemlerinin mutlaka tapuda yapılması gerekir. Her ne kadar A kişisi B kişisine evini satmış olsa, A kişisi de B kişisi de bu konuda gitseler deseler ki evet bu kişi bana evini sattı, ben de satın aldım. Hatta ellerinde yazılı bir sözleşme olsa, bu sözleşme noterden onaylanmış bile olsa, tapuda yapılmadığı sürece bu işlem geçerli değildir. Burada da aynı şey vardır. Yazılı olarak ve özel şekil şartına uygun olarak yapılmayan sözleşme, üçüncü şahıslara karşı hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır. Çok kısa bir örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir yazılım şirketisiniz. Mali haklarını elinizdeki yazılımın bir ikinci şahsa, üçüncü şahsa devrettiniz. Fakat daha sonrasında yazılım şirketinizde bir haciz geldi ve mallarınız haciz edildi ya da iflas ettiniz. İflas masasına mallarınız devredildi. Eğer usulüne uygun olarak yazılı ve şekil şartına uygun bir sözleşmeyle devretmediyseniz, elinizdeki yazılımlar hala sizin mal varlığınız içerisinde gözükecek. Dolayısıyla iflas masasına girecek, şirket devredildiğinde devralana geçecektir. Bu durumda üçüncü şahsın iflas masasına ya da şirketi devralana karşı herhangi bir hak iddia etmesi mümkün değildir. Ancak kendisine devir yapana gidip zararını isteyebilir.